Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bebek kıyafeti dikeceğiz. Kumaş olarak kaş korse kullanacağım. Kumaşı nereden aldığımı açıklamalar kutucuğuna yazacağım. Kalıp olarak da kendi kalıbım olan çocuk reglan kol eşofman kalıbımı kullanacağım. Kumaşımı iki kat olacak şekilde katlıyorum ve ön beden kalıbımı kumaş katına yerleştiriyorum. Etek ucuna 1 santim dikiş payı vereceğim. Kenarlarına pay vermeyeceğim. Kumaşım esnek olduğu için pay vermeye gerek duymadım. Bir de böyle birazcık yapışan bir parça istediğim için, yani dar bir parça istediğim için pay vermeye gerek yok. Arka parça için de aynısını yapıyorum. Bu kalıpların siparişini Instagram adresinden oluşturabilirsiniz. Instagram adresimi de açıklamalar kutucuğuna yazıyor olacağım. Yine aynı şekilde iki kat olacak şekilde katladım kumaşımı ve kol kalıbımı yerleştirdim. Düz boy ipliğime dikkat ederek kalıbımı yerleştiriyorum ve yine pay vermeden kesiyorum. Alt eşofman kalıbıma geçtim. Arka bedenimi düz boy ipliğime dikkat ederek kumaşıma yerleştiriyorum. Kumaşımın diğer kısmı defolu olduğu için böyle kenara yerleştirdim. Yine dikiş payı vermiyorum buna da. Sadece paçalarını birazcık uzatıyorum. Ön bedenim için de birebir aynı işlemleri yapıyorum. Bu arada bu kalıp 1 yaş. Belim için lastiğime uygun olacak şekilde kemer kesiyorum. Benim lastiğim 3 santimdi. Yani toplamda 8 santimlik ve belimin çevresi boyunca bir şerit kesiyorum. Yakamı temizlemek için bir biye keseceğim. Biyemin bitmiş hali 2 santim olacak. Toplamda 6 santimlik bir verevinden biye kesiyorum. Kumaşım şu anda gördüğünüz gibi 2 kat katlı. 3 santimlik işaretler alıyorum. Katı açtığım zaman toplamda 6 santimlik bir şeritim olmuş olacak. Kumaşınız ne kadar esnek olursa olsun biyeleri her zaman verevinden kesiyoruz. Şimdi dikim aşaması için ilk olarak ön bedenimle kolumu birleştireceğim. Bu reglan kolda gördüğünüz gibi kolun bir kısmı aşağıda, bir kısmı yukarıda. Bu aşağıda olan kısım ön bedene denk geliyor. Ön bedene denk gelen yeri yüzü yüzüne gelerek yerleştirdim ve gösterdiğim yerden diktim. Şimdi arka bedenle kolumun arka kısmını yerleştiriyorum ve dikiyorum. Diktikten sonra ütüledim ve bu şekilde gözüküyor. Bu arada ben diğer kolu da diktim. Şimdi yüzü yüzüne gelecek şekilde katladım ve koltuk altlarından başlayarak bedenime kadar diktim. Gösterdiğim gibi katlıyorum. Biyem için ölçü alacağım. Bu şekilde tutup esnetiyorum ve kesiyorum. Bunu yüz yüzüne gelecek şekilde katlayacağım. Buradan dikeceğim ve tekrar iki kat katlayacağım. Biyemin dikişli kısmını kolumun arka kısmına denk getirerek dikiyorum. Tüm yaka çevresi boyunca biyeyi esnetiyorum ve iğneliyorum.
Ön paçalarımı ve arka paçalarımı yüzleri birbirine bakacak şekilde yerleştiriyorum ve gösterdiğim yerden dikiyorum. Bu şekilde yan dikişlerimizi kapatmış olacağız. Diktikten sonra overlock'unu çektim ve ütüledim. Tekrar yüzü yüzüne gelecek şekilde yerleştiriyorum ve bu sefer A kısımlarını kapatıyorum. Kapattıktan sonra zaten formu oluşmuş oldu ve gösterdiğim yerden tekrardan dikiyorum. Kemerimi yüzü yüzüne gelecek şekilde yerleştirdim ve gösterdiğim yerden dikiyorum. Lastiğimi de aynı şekilde. Kemerimi diktikten sonra böyle dikişlerini açtırıyorum ve lastiği arasına alıyorum. Kenarından dikiyorum. Lastiği kemerin içerisinde yürütüyorum. Bu şekilde daha güzel oluyor. Ben hep böyle takıyorum. Ve taktıktan sonra bu şekilde gözüküyor. Ben bir de ön kısmına denk gelecek şekilde minik bir kurdele diktim. O şekilde daha tatlı oldu. Şimdi kemerimin dikişli yerine pantolonumun yan dikişine denk getirecek şekilde yerleştiriyorum. Zaten tam belimin ölçüsünde olduğu için kemer direkt takılıyor. Kaymaması için iğneliyorum ve tüm bel çevresi boyunca dikiyorum. Bandanam için 40'a 24 santimlik bir dikdörtgen kestim ve gösterdiğim yerden dikiyorum. Diktikten sonra dikişimi böyle ortaya alarak ütüledim ve gösterdiğim şekilde katlıyorum. Tamamen gösterdiğimin birebir aynısını yapın. Bu şekilde ortalıyorum, çevresinden doluyorum ve bunu da bunun üstüne getiriyorum. Buradan dikiyoruz. Diktikten sonra düzüne çeviriyorsunuz ve hepsi bu kadar. Gerçekten çok basit ve çok da tatlı duruyor. Bu kumaşla da ayrı bir tatlı oldu. Şimdi bebe overlock'umuzu yapacağız. Benim şu an yaptığım çok gerçek bir bebe overlock olmadı. Çünkü benim bebe overlock'a takılan iğnem. Yani Singer'de A iğnesi oluyor. İğnemin vidası kırıldığı için oraya iğne takamıyorum. O yüzden soldaki iğnemi kullanmak zorunda kaldım. Onunla da birazcık kalın bir bebe overlock yapmış oldum. Neyse, şimdi bebe overlock yapılışını anlatıyorum. Şu altta gördüğünüz siyahı sonuna kadar çevirdim. Daha sonra da üstündeki beyaz düğmeyi kendime doğru çektim. Ve tansiyon ayarını da ikiye aldım. Yani sıklık ayarını da ikiye aldım. Ve kumaşımı esneterek dikiyorum. Overlock'unu çekiyorum. Yani yine biraz daha küçük bir overlock çektim ama tabi bebe overlock'u daha küçük oluyor normalde. Paçalarıma, koluna ve etek ucuna bu şekilde bebe overlock'u yapıyorum. Ve takımımın bitmiş hali de bu şekildeydi. Ben gerçekten çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bu kumaşı gördüğüm andan itibaren aklımda direkt böyle bir takım yapmak vardı. Çünkü böyle çok bebek takımı yapmalık bir kumaş gerçekten. Kumaşa ve kalıba ulaşmak için açıklamalar kutucuğundaki adreslere tıklayabilirsiniz. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.